Evet efendim, şimdi bir canlı bağlantımız olacak. Nurhak Kaymakamlığı tarafından bir sünnet şöleni düzenleniyor. Bizler de oraya kameralarımızı çeviriyoruz. Karşımızda Ali Öztürk var. Evet Ali Öztürk, söz sende. Hepinize tebrik ediyoruz. Şimdi ikinci yarışmaya geçeceğim ama önce sizlere bir dans edeceğiz. Bugün Nurhak ilçesinde çok önemli anlar yaşanıyor. Nurhak ilçesinde onlarca genç çocuğumuz sünnet olacak. Erkekte ilk adımlarını atacaklar. Nurhak Kaymakamlığı'yla Elbistan Devlet Hastanesi başhekimliği personelleri ortak çalışmaya imza atacaklar. Biraz sonra çocuklarımız erkekte ilk adımlarını atacaklar. İşte onların erkekte ilk adımlarını atacakları anlarda da coşkulu programlar yapılıyor. Kaymakamlık organize etti. Şu anda Nurhak Çok Programlı Lisesi'nin alanındayız, bahçesindeyiz. Burada görüyorsunuz çocuklar animasyon ekibi tarafından eğlendiriyorlar. Aileleri burada. Hep birlikte oyunlar oynayarak az sonra gerçekleşecek sünnet olayına, sünnet şölenine hazırlanıyorlar. Şimdi eğleniyorlar. Biraz sonra da erkekler ilk adımımızı atacaklar. Canlı yayın konuklarımız olacak burada. Nurhak Kaymakamımız Sayın İsmail Pendik'le konuşacağız. Başhekimimizle konuşacağız. Ailelerimizle konuşacağız. Neler yaşadıklarını konuşacağız. Sayın Kaymakamım, öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Güzel bir çalışmaya, etkinliğe imza attınız. Neler söyleyeceğiz? Nereden çıktı bu proje? Öncelikle Aksu TV ailesine teşekkür ediyoruz. Ne zaman bir güzellik olsa Nurhak'ta, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi güçlendirme adına her zaman bizi yalnız bırakmadınız, sesimiz oldunuz. Onun için teşekkür ederiz. Bu projeye de gelirsek, açıkçası kaymakamlık olarak tek başımıza düşündüğümüz bir çalışma değildi. Elbistan Devlet Hastanesi başhekimiz ısrarla yapalım dedi. Biz de yapmışken bari kirvesi olacağız bu çocukların. Her şeyini karşılayalım istedik. Elbisesinden yemeğine, ondan sonra dondurmasından eğlence gösterilerine kadar her şeyini. Onun için böylesine güzel bir proje çıktı. Ve bu projede böylesine hassas ve kritik günlere denk gelmesi de açıkçası bizi mutlu etti. Çünkü ülkemiz hepimizin malumu finansal bir saldırı altında. Bu finansal saldırı yapılarak ülkemizdeki vatandaşlarımız arasında, Alevi, Sunni, Türk, Kürt kardeşlerimiz arasında bir fitne, fesat ve tefrika çıkarılmak isteniyor. İnşallah bizler bu çalışmamızla da buna tevafuk oldu. Bu duruma denk geldi. Bu saldırıları boşa çıkaracağız ülke olarak, ilçe olarak. Tebrik ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz sizlere. Tebrik ediyoruz Nurhaklı vatandaşlarımızdan da. Sayın Başhekimimizi alacağız. Sağlık ordusuyla birlikte buradayız değil mi? Bütün ekiple güçlü bir şekilde geldik. İnşallah Allah kaza bela vermeden hayırlısıyla bu işin üstesinden de geleceğiz. Öncelikle Sayın Kaymakamımıza bu organizasyonu derleyip toparladığı, bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki özellikle bu organizasyonun da Kaymakam Bey'in belirttiği gibi ülkemizin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu döneme denk gelmesi de çok anlamlı oldu bizim için. Bundan sonraki hedefimiz bu organizasyonları geleneksel bir hale getirmek. Bundan sonra devamını sağlamak. İnşallah bu ayın 29'unda da Nur Ekinözü Kaymakam ile birlikte bir organizasyon düzenliyoruz Ekinözü'nde. Daha önce de belirttiğim gibi yani sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hastanemize yenilikler katıyoruz. Toplumumuza faydalı olmak adına. Benim en büyük hedefimi her zaman biliyorsunuz. Elbistan'a ve bu bölgeye bir anjiyo ünitesi kazandırmak. İnşallah o da olacak. Size ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Elbistan. Evet, belediye başkan vekilimiz de burada. Sayın Başkan Ankara'da bir toplantıda olduğu için siz de buradasınız. Efendim Nurhak Kaymakamlığı ilçenizde güzel bir etkinliğe imza atıyor. Çocuklar birbirinden ayrışmaksızın sünnet ettiriyor. Neler söyleyeceksiniz? Ben başta Sayın Kaymakam'a çok teşekkür ediyorum.
görevi süresince hiçbir ayrımda bulunmadı. Hep kardeşlik, dostluk, birlik, beraberlik içerisinde tüm etkinliklerimizde bulundu. O anlamda ben çok çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber tüm yani il ilçe genelinde bu tür etkinlikler oldu ama Nurhak'ta ilk defa oluyor. Bu başta Sayın Kaymakamımız sayesinde oldu. Diğer hastane doktorumuza, hekimimize, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlik yaptıkları için çok onur verici bir şey, çok sevindirici bir şey. Buluşturucu oldu. Tatlardan, kullardan, barıştan, Nurhak'tan her yerde insanlar bir araya geldi. Ben bu anlamda çok çok teşekkür ediyorum. Peki. Saygılar sunuyorum. Sağ ol. Büyükşehir Belediyesi Kuzey Çıra Koordinatörü Mazhar Türk, sizler de büyükşehir olarak her türlü etkinlikte varsınız, destekliyorsunuz. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Bugün de Nurhak'tasınız. Öncelikle bu ülkemizin geçtiği süreçte böyle bir güzelliği bir araya getiren, organizasyonu sağlayan Sayın Kaymakamımız İsmail Pendik Bey'e, başhekimimize, Elbistan Devlet Hastanesi başhekimimize, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, muhtarlarımıza ve tüm Nurhaklı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç Bey'in selamlarını, sevgilerini sunuyoruz. Güzel bir olay. İnsanların, Kaymakam Bey'in söylediği, hayatında geçiş dönemlerinden birisidir. İşte ilk başta sünnet olmak, evlenmek ve askere gitmek ve evlenmek. Ve bunlar aynı zamanda bizim dini vecibemizdir, sünnettir. Bu anlamda da bu çocuklarımızın, ailelerimizin mutlu günlerinde biz de katkı sağlamaya çalıştık. Belediye başkanımız selamlarını iletti ve biz de mümkün olduğu kadar karınca kararınca katkı sağlamaya çalıştık. Herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı gelir. Önümüzdeki yıllarda da bu organizasyonlar devam eder. Yayındayız. Hocam siz sünnet yapacaksınız, o ekibe dahilsiniz de evet. Bu delikanlıyı da aldınız. Herhalde evet. Buradan direkt sünnete mi gideceksiniz? Evet, buradan direkt sünnete gideceğiz. Evet. Kardeşlerimize inşallah sağlıklı bir şekilde sünnet edeceğiz. İnşallah. Ya adın nedir? Kaç yaşındasın? Abdurrahim. Abdurrahim kaç yaşındasın? 11. 11 yaşındasın. Sünnet olacaksın. Kıyafetin de çok güzel. Neler düşünüyorsun peki? Sünnet olduğumda... Erkekle iki adım atacaksın. Değil mi? Biraz heyecanlı galiba. Heyecanlı mıyız biraz? Evet. Korku var mı? Yok. Yok, yok korkmuyoruz. Korkuya gerek yok. Değil mi? Tabii ki. Elbistan Devlet Hastanesi'nin deneyimli personelleriyle evet. Ağrısız, acısız inşallah aynen. Halledeceksiniz. Burada çocuklarımız var yine. İsimleriniz nedir sizin? Adı nedir senin? Cümeri. Efendim? Cümeri. Kaç yaşındasın? 6. Heyecanlı mısın? Biraz mı? Senin adın nedir? Muhsin. Muhsin. Kaç yaşındayız? 9. 9 yaşındasın. Güzel kıyafetler giymişsin. Niçin giydiğini biliyorsun değil mi? Niçin? Sünnet olmak için. Korkuyor musun peki? Biraz. Biraz. Ama mutlusun, erkekle ilk adım atacaksın. Kaymakam amcaya da teşekkür ediyoruz değil mi? Ailelerimiz kim var efendim? Ben bunun halasıyım. Annesi yok. Evet. Yani işinden ayrıldı. Bu evet. Ben halasıyım. Yanındayım. Kaymakamımıza çok çok teşekkür ederim. Çünkü bugün benim yeğenime anne ve baba oldu. Ona çok sonsuz teşekkürler ederim. Emeğe geçen herkese, hastanesinden tut bu yemeğine, herkese çok sonsuz teşekkür ederim. Bu organizasyonu düzenleyen herkese sonsuz yani minnettar duyuyoruz. Bugün benim yeğenime anne ve baba oldular. Devlet teşekkür bugün yeğeninize anne ve evet. Baba oldu Sayın Kaymakamımız evet. Aracılığıyla. Ona teşekkür ederim. Bizler de. Evet. Siz efendim? Sayın Kaymakamıma başta olmak üzere çok çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu hazırlamış, düzenlemiş olmasından dolayı. İnşallah diliyorum ki bunun devamı gelir. Türkiye'miz oldukça bu şeyler de olur. Türkiye'miz var oldukça. Devletimiz var olduğu müddetçe burada bir minik bir bebiş çocuk var. Efendim merhaba. Adı nedir? Mersere. Biraz böyle dönebilir miyiz? Kamera görsün sizi. Mersere. Evet. Neler söyleyeceğiz efendim? Kaymakamlık vasıtası. Allah razı olsun hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Kaymakam Bey'e çok Allah razı olsun. Yani teşekkür ediyoruz. Peki. Evet Ezgi. Nurhak ilçesinde durum böyle. Biraz sonra onlarca çocuk Sayın Kaymakamımızın Nurhak Kaymakamımız İsmail Pendik, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Akif Türk işbirliğinde tabii arkada dev bir organize yardım ordusu var burada görüyorsunuz. Onların önderliğinde 110 çocuğumuz
sünnet ettirilecek. Sünnet edilecekler ve erkekler ilk adım atacaklar. Nurhak ilçesinde şu anda coşku hakim. Ailelerde heyecan var. Çocuklarda biraz korku, biraz heyecan var. Ne olacağını tam olarak anlamış değiller ama biraz sonra gerçeklerle baş başa kalıp erkekler ilk adımlarını atacaklar diyelim ve sözü size bırakalım. Evet, Alev Türkiye'ye teşekkür edelim ve bir sonraki haberimize devam edelim.